Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 28. günün ikinci dersine. Ne yapıyoruz? Çemberde açıya başlıyoruz. Çemberde açı genelde öğrenciler bakımından çok sevilen bir kısımdır. Çünkü çemberde açıda bilmemiz gereken tanımlar: merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Sorular da buradan çıkıyor. Bunları da biliyorsunuz zaten. Soruları da rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. ÖSYM'de çemberde açıyla ilgili kısımları böyle yenileştirdiği zaman kolay sorularını soruyor. Rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama önemli olan noktalar var, aması da var. Lütfen dikkatli olun. Dikkat etmeniz gereken yerleri de zaten burada size söyleyeceğim. Merak etmeyin. Evet, kitabımızda 164'te kalmıştık. 164'ü sağ tarafında. Sonra 165, 166, 167 ve 168'in sol tarafına kadar çözelim sizinle birlikte bu dersimizde. Teğet giriş açıya kadarki olan kısmı, yani merkez açıyla çevre açıyı halledeceğiz bu dersimizde. O zaman hadi derse başlayalım. Şimdi merkez açıyla başlıyoruz. Tanımını bilelim öncelikli olarak. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya biz merkez açı adını veriyoruz. Şu şekilde merkezden çıkan açıya merkez açı diyoruz. Merkez açının tanımı da şu: merkez açımız eğer alfa ise, dur kalem kalınlığını her zamanki gibi yapayım ben. Şöyle. Merkez açımız alfa ise ne diyeceğiz? Gördüğü yay da alfa diyeceğiz. Tanımı bu kardeşim. Açı gördüğü yaya eşittir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Çevre açı. Köşesi çemberin üzerinde ve açı kolları ile çemberde giriş oluşturan açıya çevre açı adını veriyoruz. Çevre açı, yani çevrede oluşan açıya, şu şekildeki açıya biz çevre açı diyoruz. Burası alfa ise gördüğü yay da 2 alfa olacak. Bu kadar basit. Açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa, ya da yay 2 alfa ise gördüğü açı da ne olacaktır? Yarısı olacaktır. Merkez açı gördüğü yaya eşit. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit. Bu tanımları bileceğiz. Bunlarla ilgili şimdi sorular yapacağız. Hadi bakalım sorulara geçelim. Öğrenme alanıyla işe başlayalım. Ve öğrenme alanıyla işe başlamadan önce şunu söylemek istiyorum sana. Dostum, bizim için açıda, çemberde açıda önemli olan noktalar ne biliyor musun? Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Önemli olan noktalar bunlar. Açıyla ilgili bir şey fark ettiğin zaman bunlar var mı diye bakacağız. Bunlar yoksa, bunlardan yola çıkıp bir şey yapamıyorsak ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. En etkili silahımız, bir önceki dersi öğrenmiştik. En etkili silah yarı çap çizmek. Tamam. Yarı çap çizmeyi de öğrendin zaten. Evet, şimdi soruya bakıyorum. Hocam şöyle bir çember verilmiş ve burada O merkezli bir çember verilmiş. Şimdi bu ne var burada hocam? Burası alfaysa A merkez açı, merkezden çıkan açı alfa diyeceğim. Burası ne? Alfa. Burada da bir çevre açı var. Çevre açıda gördüğü yay 2 alfa olmak zorunda değil mi? Evet. 3 alfa eşittir. Kaç yapıyor? 360. Çemberin ölçüsü 360 derecedir. 360 derece yaptı. Alfayı da böylelikle 120 derece olarak bulduk. Geldik B şıkkına. Hemen açı. Bak, açı sorusundayız. Merkez var mı? Var. 100 derece. O zaman gördüğü yay, hemen 100'ü yazacaksın böyle. Sonra açı, merkez açıya baktık. Bir de çevrede var mı açı? Yani çember üzerinde köşeden çıkan bir açı var mı diye bakacaksın. Var hocam. Burası ne? 30. Hemen gördüğü yaya bakıyorsun. Burası 30'sa gördüğü yay 60 oldu. Bir de burada var, çevre açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa olacak. Buradan 2 alfa artı 60 eşittir 100 ya. 2 alfa eşittir 40 çıkar ve alfayı da böylelikle kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Evet, cevap bu şekilde oldu. Benim için önemli olan merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Senin için de önemli olan bu. Hadi gel bakalım şimdi sorularımıza başlayalım. Öğrenme alanında bu işi öğrendik. Şimdi bakıyorum soruya. Hocam 100 ise gördüğü yay 100 diyeceğiz. Şuraya bakıyorum. Hocam bir merkez açı, bu çevre açı değil. Hemen şunu uzatıp çevre açı yapayım mı? Hayır, bir şey uzatmayacağız. Bir şey çizeceksek yarıçap çizeceğiz. Yarıçap da böyle uzatılarak çizilmez genel. Dikkat. Burada bu da çevre açı değil. Bak, çevrede çıkmış ama yayı görmüyor. O zaman şuraya bakalım. Hocam bu çevre açı. Bak, nereyi görüyor? Yüzü görüyor. Yüzü görüyorsa o zaman burası kaç derece yapar? 50 derece yapar. Çünkü açıyla yay arasında 1'e 2 oran vardı. Sonra ne yapacağız? Bak, eski bilgiler yine karşımıza çıkıyor. Bak hocam, burada ne çıktı? Burada bir boynuz çıktı ya da bumerang çıktı. Ne dersen de. Hocam o zaman buradaki açıların toplamı 50, 30 ve alfanın toplamı 100 olmak zorunda. Yani sen çemberde açı konusundasın diye üçgen yapmayacaksın diye bir şey yok. Üçgen her yerde. Üçgen kalbimizde. Her yerde olacak üçgen. Evet, alfa artı 50 artı 30 eşittir 100. 180 değil, 100 olacak boynuzdan dolayı. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 20 derece olarak buluruz. Hocam bu sorunun başka çözümü var mı? Var tabii. Nasıl? En etkili silahımız yarı çap çizerek yarı çap, yarı çap, yarı çap. 30 ise burası da 30 oldu. Alfa ise burası da alfa oldu. Hocam burası 50 idi zaten çevre açıdan dolayı. Alfaya da 20 derece kaldı diyebiliriz. Bir şey çizeceksen yarı çap bu şekilde uzatarak değil. Bu şekilde uzatarak değil. Nasıl? Bu şekilde köşeye doğru çizeceksin. Bak, oradan da cevaba ulaşıyor muyuz? Ulaşıyoruz. Evet, örnek 7'yi 20 olarak bulduk. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de hemen açı ve gördüğü yay ilişkisi. Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Teğet giriş açıyı bir sonraki ders göreceğiz ama hep buna alışın diye bu cümleyi söylüyorum. Hocam burada ne var? 25 var. Gördüğü yay ne yapacak? Hocam 50
yapacak. E sonra ne yapacağız? Şu çap. Arkadaş bak, çember böyleyken soru çözdükçe bazı şeylere oturacağız. Bu da çapsa. Çemberin ölçüsü kaç derece? 360 derece. E çap ne yapıyor? Çemberi iki eşit yarıya ayırıyor. İki eşit parçaya ayırıyor. Yani o zaman burası kaç derecedir? 180. Burası da kaç derece olacaktır? 180 derece olacaktır. Evet, çaptan geçen bir şey varsa böyle. Çap varsa hocam, çap çemberi iki eşit parçaya ayırıyor. O yüzden iki eşit parçaya ayırdığı için açıyı da iki eşit parçaya ayırmak zorunda. Yani yayı. 360 dereceyi iki eşit parçaya ayırdığı zaman ne olacak? Hocam burası 180. Alt tarafta 180 olacak. 50'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 130 kaldı. Hocam burada da bir çevre açı var. Burası 2 alfa olmak zorunda. 2 alfa 130 sa alfa da buradan böylelikle 65 derece gelir. Evet, alfayı 65 derece olarak bulduk gençler. Hemen şurayı da kısalım. Ses bizi rahatsız etmesin. Hadi bakalım diğer soruya. Örnek 9'da. Şekil 1'de verilen ABC noktaları O merkezi çemberin üzerindeymiş. Tamam, bakıyoruz. Benim için önemli olan çevre açı, merkez açı, teğet giriş açı. Her zaman söyleyeceğim. Hocam bu 32'ye baktığım zaman 32 ise gördüğü yay 64. Sonra hocam bu x'i de kullanabilirim. Ben x ise gördüğü yay da bak çevre açıdan dolayı ne yapıyor? 2x yapıyor. Ama buradaki 14'ü kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Hocam bu 14 bir yayı görmüyor. Çevre açıymış gibi gözüküyor ama bir yayı görmüyor. O zaman ben bunu böyle uzatayım hocam. Hayır. Tamam, uzatarak da yapabilirsiniz bazı sorularda ama siz bunu alıştırmayın. Bir şey çizecekseniz yarı çap çizin. Yarı çap çizmenin de tekniğini biliyorsun artık. Öğrendin. Nereye? Öyle yarı çap kafana göre buraya çizeyim, buraya çizeyim, bunu uzatayım değil. Çember üzerindeki noktalara çizeceksin. Mesela buradan buraya çizilmiş B noktasına çizersem sanki şekil karışacak. Şuradan şuraya çizersem daha sade olacak. Gel buraya doğru çizelim. Buraya doğru çizdiğimiz zaman yarı çap eşitlerini de koymayı da unutmuyoruz. 14 ise burası da 14 yaptı hocam. Sonra burası da kaç yapıyor? Dikkat et. 14, 14, 28. 180'e tamamlayanı 152 yapar. O zaman burası 152 yaptı. Benim için önemli olan merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Bak burada bir merkez açı çıktı mı? Çıktı. Merkez açımız 152 ise gördüğü yay da 152 olmak zorunda. O zaman 2x artı 64 eşittir 152 olduğundan 2x eşittir 88 mi çıkıyor? Galiba 88 çıkıyor. X'i de böylelikle kaç buluruz? 44 derece olarak buluruz. Zaten bizden x deniyor. Cevap 44 olsun. Evet, geldik örnek 10'a. Örnek 10'da verilen bilgilere bakıyoruz. Önce hocam merkez açı benim için önemli. 50 ise tamam, gördüğü yay. Açı ve gördüğü yay ilişkisi gerçekten çok önemli. Hemen yazdık buraya. Sonra ve takıldık kaldık. Bizden x deniyor. Hocam x'e bakınca bir çevre açı değil, merkez açı değil. O yüzden buradaki x'i şu an çember bilgisinden bulamam. Nereden bulacağım? Büyük ihtimal üçgen bilgisinden bulacağım. Yani üçgendeki açı bilgilerini kullan. Ki burada hala da üçgendeki açı bilgileri kullanılmaya devam edecek. Unutma bunu. Hocam soruda takıldım. O zaman takıldıysam ne yapacağım? Bir kere yarı çap uzunluklarına dikkat edeceğim. Hocam bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap. Ooo güzel. Bak yarı çapları yazınca şurada bir açı fark ettim. Bu açı nedir? Hocam 50'yi görüyor burası. O zaman burası kaç yaptı? 25 yaptı. İkizkenarlıktan dolayı burası da 25 yaptı. Tamam. Sonra aslında buradaki ikizkenar ve taban açıları birbirine eşit. İki iç açı toplam bir dış açıdan da sonuca ulaşabilirdik. Neyse. Ben buradaki 50'yi yazınca buradaki 25'i de fark ettim. Sonra ikizkenarlıkları yazınca 25-25 olduğunu fark ettim ama hala daha soru çıkmadı. Verilen bilgileri kullanmak zorundayım ki sorunun çözümüne ulaşayım. Verilen bilgilerden bir tanesi de AD ile yani şununla şunun paralelliği. Hocam ters açıdan dolayı burası da 50 değil mi? Evet. Şu paralelliği ben nasıl kullanabilirim? Z var burada. Z'den dolayı burası da 50 derece yapar. İkizkenarlıktan burası da 50 yapar. 50-50 100. Buraya ne kaldı o zaman? 80 kaldı. Hocam ters açıdan dolayı burası da 80 yaptı. Ve bak, çember bilgisinden x'e ulaşamasam bile üçgen bilgisinden ulaşırım. 25 artı 80'e eşit oldu. Yani cevap 105 oldu. Çünkü sarı üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı. Evet. Böylelikle 10. soruyu bulduk. Geldik 11. soruya. Bak dikkat. ÖSYM benzeri bir soruyu sordu. Aşağıdaki şekilde 9 programda bir çamaşır makinesinin dairesel butonu gösterilmiştir. Butonun etrafına sabitlenen herhangi iki ardışık sayı arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Ya 1 ile 2 arasındaki mesafe ile 2 ile 3 arası. Şunlar birbirine eşit olarak verilmiş bize dostlar. Hocam 9 ile 1? Hayır, bunlar ardışık değil. Burası eşit değil. Yani şuradaki yayların ölçüleri birbirine eşit olacak. Hemen şu eşitleri yazalım şöyle. Şu eşitleri yazalım. Soruyu okumaya devam edelim. Soruyu okumaya devam edelim. Ne diyor? 8 numaralı program seçiliyken. Evet, 8 numaralı program seçiliyken. Bak şurada 8 numaralı program seçilmiş. Buton saat yönünde 150 derece döndürüldüğünde 2. Saat yönü neresi? Arkadaş saat yönü bu taraf. 8 seçiliyken şunlar böyle eşit. 8'i ben şöyle seçeyim. Bak 8 böyle seçiliyken. 8 burada seçiliyken. Buradan böyle 150 derece döndürmüşüm. Ve nereye gelmişim? 2 numaraya gelmişim. Hocam ben buradan artık sonuca ulaşırım. Çemberin ölçüsü kaç derece? 360 derece. O zaman 360'tan 150 çıkartırsam buraya ne kaldı? 210 kaldı. Hocam burası 210 derece yapar. Hocam
zaten buradaki yayların ölçüleri de birbirine eşit verilmişti zaten. O zaman 210'u da 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölelim. 210'u 6'ya böldüğümüz an kaç yapıyor? 35 derece yapıyor. Her bir parça burada 35'er derece oldu mu oldu. Sonra bu şekilde 2'ye geldi ya. Buna göre diyor 2 numaralı program seçilirken buton 5 numaraya getirilirse en az kaç derece döner? Hocam 5 numaraya şu şekilde getirdiğimde en azı döndürmüş olurum. Ben bu döndürmeyi şu şekilde de yapabilirim. Buradan buraya da döndürebilirim ama bizden ne isteniyor? 2'den 5'e gel, en az kaç derece döndürebilirim diyor. O zaman 2'den 5'e gelirken en az döndürme şurası olması lazım. Buradan döndürdüğün zaman daha büyük bir derece var burada. Biz burayı zaten kaç bulmuştuk hocam? 35'er derece bulmuştuk. O zaman burası kaç yaptı? 35 çarpı 3 yapar. 35'i 3 ile çarpınca 3 kere 5 15 9 105 mi yapıyor? Evet, burası böylelikle 105 derece yaptı. Eğer ben buradaki butonu, şuradaki butonu şuraya doğru getirirsem ne yapıyor o zaman burası? Şu şekilde çevirmiş oluyorum. Merkez açıdan dolayı 105 derece yapıyor mu burası? Yapıyor. Evet, örnek 11'i 105 bulduk. ÖSYM'ye bak, dikkat et. Böyle soruları sordu ve sormaya da devam edecek. İşte bak, kolay soru. İşte ÖSYM böyle çemberdaşı ile ilgili bu tarz soruları soruyor. Yani bu tarz soruları da dikkat edin. Soruyu okuyun. Rahat bir şekilde yaparsınız açıyla ilgili. Ama buraya, bu zamana kadar böyle sordu. Kolayını sordu. Bundan sonrasında zor sorularla da karşılaşabiliriz. Biz her şeye hazırlıklı olmak zorundayız. Evet, yine böyle bir soruyu çevirmişim bakalım. 9 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel butonu etrafında sabitlenmiş eşit aralıklarla 9 çizgi verilmiş bu sefer. Bu sefer butin hepsi eşit aralıklarla verilmiş. O zaman burada 9 tane çizgi varsa 9 tane aralık var demektir. 9 aralık varsa 360'ı 9'a bölsek kaç yapıyor? 40 derece yapıyor. Yani her bir derece, her bir sayı arası 40 derece var mı elimizde? Var. O zaman burada 40 derecedir. Şöyle bir yazalım kardeş. Yazdık. Üşenmeden yazalım. Üşenmeden yazalım. Üşenmeden yazalım. Yazdık buraya. Sonra ne yapacağız? Bir numaralı program seçilirken bir rakamı zemine en yakın durumdadır. Şimdi burada bu program bir numaraya geldiğinde, şöyle bir numaraya geldiğinde zemine en yakın yerdeymiş. Yani bir ne böyle biraz sağında ne de biraz böyle solunda olacak. Bir tam böyle en alttaki kısımda olacak. Yani sen buradan şöyle, şu seçili kısım şöyle gösteriyor. Bu da zemine en yakın kısmı olacak böyle. Yani direkt aşağıya bakan kısmı olacak o zaman orası. Direkt aşağıya bakan en aşağıdaki kısmı bir. O zaman en yukarıdaki kısmı da ne olacak? Tam şuradaki tepesi olacak mesela. Bu tepesi de ne oluyor o zaman? Hocam 40 derece, 40 derece, 40 derece, 40 derece, 160. O zaman buradaki açılarımız kaçar derece yapıyor? 20'şer derece yapıyor. Şurayı biraz büyüteyim. Hatta soruyu okuyayım. Dur bakayım. Buna göre diyor, tuşlar şekildeki konumundayken buton saat yönünde en az kaç derece döndürülürse, saat yönünde şu şekilde döndüreceğim. 6 ve 9 rakamları zemine eşit uzaklıkta olur. Yani ben buradaki 6'yı alacağım, döndüreceğim. Herhangi bir noktaya getireceğim. Mesela buraya gelecek. 9 da şuraya geldi mesela. Zemine eşit uzakta oluyor mu? Olmuyor. Ya bir kere 6 burada, 9 buradayken zemine eşit uzakta olmasının imkanı yok. Birinin sağda, birinin solda olması lazım zemine eşit uzakta olması için. Mesela burada şu şekilde. Biri burada olacak, biri burada olacak. Zemine eşit uzakta ancak böyle olabilir değil mi? Bu da nasıl olabilir? Nasıl mümkün olabilir? 6 ve 9'a yoğunlaşalım o zaman. Hocam 6 ve 9'a şöyle bakacak olursak, 6 ve 9'un tam ortasını, neresi mesela, burası oluyor. Tam ortasını şuraya getirirsem, o zaman bak 6 ve 9'un tam ortasını oraya getirdiğim zaman şöyle bir hali olacak ya. Tam ortası buraya gelirse zemine eşit uzakta olacak mı? Olacak. O zaman 6 ve 9'un tam ortasını bulalım. Bunlar kaçar dereceydi? 40'ar dereceydi. 40 derece, 40 derece, 40 derece. Yani şuraya baktığın zaman 120 derece var. 120, 60, 60 diye parçalanırsa tam ortası bulunur. O zaman buraya da 20 derece yaparsak böyle tam ortasını, burayı bulduk. Yani ben buradaki tam ortasını şuraya doğru getirdiğimde, tam buraya doğru getirirsem o zaman 6 nerede olacak? 6 atıyorum şuralarda bir yerde olacak ya da tam 4'ün olduğu noktaya gelecek. 9 da buraya gelecek değil mi? 60 derece döndürsem. Evet. 6 burada, 9 burada olursa zemin olan uzaklıkları eşit oluyor. Ama işin sırrı ne? 6 ve 9'un tam ortasını hop buraya getirdiğim zaman oluyor. O zaman 6 ve 9'un tam ortasını buraya getirmek için kaç derece döndürüyorum? Hocam şuraya bakalım. 20, 40 ve 20. Yani 80 derece döndürmüş oluyorum. O zaman cevap 80 olur. Hatta 80 derece döndürdüğün zaman tam 80 derece döndürelim mi biz de bunu? Hocam burası zaten 20. Ondan sonra burası kaç? 40. Burası da 20 derece getirirsem, 6 tam olarak buraya gelirse, 9 da tam olarak şuraya gelirse 80 derece döndüreceğim. Tam 80 derece döndüreceğim. Ay 6 burada ya. 40, 40, 80 derece döndürdüğümde tam buraya denk gelirse arkadaşım. Yanlış yapıyordum neredeyse. 6'yı buraya getirirsem, 8'i de 9'u da buraya getirirsem o zaman ne oluyor? 6 ve 9 tam olarak zemine eşit uzakta oluyor. Bu işin esprisi de 6 ve 9'un tam ortasını şuraya getirmek. Hep en tepe noktaya getirdiğim zaman oluyor. Niye en az diye sorulmuş soruda. Sonuçta ben bunu biraz daha döndürüp 6'yı bu tarafa, 8'i, 9'u buraya getirebilirim. O şekilde de bir döndürme yapabilirim. O yüzden en azı sorulmuş. En azı da kaç derece yapıyor? 80 derece yapıyor. O zaman cevap 80 olacak. Bu da güzel bir soru.
ÖSYM'nin sorduğu sorulardan biri diyebiliriz arkadaşım. Güzel bir döndürmeyi. Yani burada neyi sormuş? Kardeşim sen ÖSYM şeyde çemberin ölçüsünün 360 derece olduğunu biliyor musun? Bir de kafayı çalıştır. 6 ve 9 tam ortası nereye denk gelecek? Onu bul. Ya yani bu kadar basit aslında soru. Evet geldik örnek 13'e. Bu sefer yine ÖSYM'nin sorduğu bir soruyla karşı karşıyayız. Benzeri bir soruyla karşı karşıyayız. Barış daire şeklindeki bir tahta parçasını. Barış kim hocam? Barış da benim doktor arkadaş Bursa'da. Hatta doktor biyoloji de diyebiliriz. Doktor biyoloji ayrı. Bir de Barış Bursa'da doktor bir arkadaşım var. Onlardan esinlenerek ikisini böyle birleştirerek bir ismini yazmak istedim kitaba. Güzel bir anı olsun istedim. Barış daire şeklindeki. Buradan doktor biyolojiye ve doktor Barış'a selam olsun. Barış daire şeklindeki bir tahta parçasını keserek 16 dilime ayırmıştır. Bu dilimlerden 3'er tanesi kendi arasında özdeş. Geriye kalan 13'er tanesi de kendi arasında özdeştir. Şimdi elimde bir daire olacak şöyle. Dur şöyle şey yapayım. Bir daire dilimi olacak ve daire diliminde şu 3 tanesi kendi arasında özdeş olacak böyle. Geri kalan 13 tanesi de kendi arasında özdeş olacak şöyle. Şunlar kendi arasında. Tamam neyse. Ben şunu biliyorum sonuçta. Elimde şöyle bir şey varsa şekli de çizip yorumlasak daha iyi olacak aslında. Hocam elimde 3 tane bir parça var. Şöyle 1, 2 ve 3 tane bir parça var. A parçası olsun. Bu dilimler birbirinin aynısı. Diğerleri de B parçası. B parçası da 13 tane olacak. Böyle 13 tane bir B parçası olacak. Kendi arasında özdeştir. Ben bunu neyi, buradan ne çıkartıyorum? A parçalarının merkez açıları birbirine eşit ya. A parçalarının merkez açılarına ben o zaman şöyle bir alfa diyecek olursam. Alfa alfa alfa. Öbürüne de beta diyecek olursam beta beta beta. Yani buradan ne geliyor o zaman? Hocam 3 alfa ile 13 beta'nın ne olduğunu biliyorum. Bir tam bir daire yaptığını biliyorum. Dolayısıyla 360 derece olduğunu biliyorum. Elimde bu bilgi var. Şu ana kadar okuduklarımla. Evet merkez açıları da birer tam sayıymış. Alfa ve beta da birer tam sayı olduğunu söylüyor. Barış bu dilimlerden iki tanesini birleştirerek çeyrek daire dilimi elde etmiştir. Buna göre büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi ben iki taneyi nasıl seçeceğim? Bak elimde bir A parçası var bir de B parçası var. Ama A parçasından 3 tane var. A parçasından 3 tane var. B parçasından da 13 tane var. Ben şu durumda iki taneyi şöyle birleştirebilirim. Eğer A parçasından iki taneyi alınca ne oluyormuş? Çeyrek daire elde edeceğim. Hocam A'dan iki tane alabilirim mesela. A'dan iki tane aldığım zaman o zaman 2 alfa 90 derece mi olacak? Çeyrek daire dilimi elde edeceğim. İnceliyorum sadece. Her ikisini de A'dan seçebilirim. Ya da her ikisini de B'den seçebilirim. Ya da biri A'dan biri B'den seçebilirim. Ben şu şekilde seçtiğim zaman 2 alfa 90 olur. Alfayı da böylelikle 45 derece buluruz. Alfa 45 ise o zaman 3 alfa artı 13 beta'nın da ben ne olduğunu biliyorum. 360 derece olduğunu biliyorum. O zaman şurada yerine yazdığım zaman ne geliyor? Hocam alfa yerine 45 yazdığım zaman burası 135 yapıyor. Artı 13 beta eşittir 360 yapıyor. O zaman 13 beta'yı da böylelikle ne buluruz? Hocam şurası 5'li 3, 2 buradan da 225 kalıyor. 225 13'e tam bölünüyor mu? 1 kere 13 13. Buradan ne kaldı? 95 kaldı. 5 kere 3 15 bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman bu olay olmuyor gençler. Hemen şurayı üstünü şöyle bir çizelim. A parçasından 2 tane seçtiğim zaman beta tam sayı olmuyor. O zaman bir de B parçasını deneyelim. Hocam beta yani B parçasından 2 tane seçtiğimde 90 derece oluyor mu? Yani buradan 2 beta eşittir 90 derece olursa beta'yı kaç buluruz o zaman? 45 derece buluruz. O zaman biz alfa 3 alfa artı 13 beta'nın ne olduğunu biliyorduk. 360 olduğunu biliyorduk. Zaten bu olamaz. Beta yerine 45 yazarsam şu eşitlik sağlanıyor mu? Bu eşitlik sağlanmıyor. O zaman bu durumda gitti. O zaman bir kere benim seçeceğim durum ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle A'dan bir tane seçeceğim. B'den de bir tane seçeceğim. Yani alfa artı beta. A'nın merkez açısı alfa. B'nin merkez açısı beta ya. Bu toplam 90 derece olacak o zaman. Hocam bu toplam 90 derece. Bir de ne biliyorum ben? 3 alfa artı 13 beta'nın da ben ne olduğunu biliyorum. 360 derece olduğunu biliyorum. İki bilinmeyen iki denklem geldi karşıma. Şunu eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam 3 alfalar gidiyor. 10 beta kaldı burada. O zaman 270 90 derece kaldı. Beta'yı da buradan kaç derece buluruz? 9 derece olarak buluruz. Hocam beta 9 derece ise o zaman beta yerine 9 derece yazdığımda burada alfayı da kaç derece bulurum? 81 derece olarak bulurum. Buna göre diyor büyük dilimlerden. Büyük dilimler hangisi oldu o zaman? Bak alfa 81 derece beta 9 derece. Bak şu B parçaları küçük A parçaları büyük oldu o zaman. İşte bizden de zaten büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü isteniyor. Cevap böylelikle ne çıktı dostum? 81 çıktı. Güzel bir soru. İşin içine matematik de katmış. Ama burada seçeceğimiz iki dilim işte A'dan da olabilir. B'den de olabilir. A'yı da denedik. Olmadı. B'yi de denedik. Olmadı. Biri A'dan biri B'den oldu. Bu durumları da denemek zorundaydık. Buna da dikkat et. Böyle bir soru da yine sınavda karşımıza çıktı dostum. Evet şimdi geldik sonuçlara. Arkadaş sonuçlar önemli mi hocam? Önemli. Kullanacağız. Her bir sonucu bilmek zorunda mıyız? Ya bilmemeniz gereken ya da her zaman
zaman böyle ispat tekniğini kullanmanız gereken şeyler tabii ki olacak. Şimdi burada ilk sonuçtan şöyle bir bahsedeyim. Hocam aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Evet, zaten buna kendin ulaşırsın. Bunu ezberlemene gerek yok. Niye? Benim için önemli olan açı ve gördüğü yay. Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı da tabii. Şimdi ben buradaki açıya bir alfa diyecek olursam gördüğü yaya bakarım hemen. 2 alfa hocam. Burada da bir çevre açı var. A 2 alfayı görüyor, alfa olur. Burada da bir çevre açı var. A 2 alfayı görüyor, alfa olur. Süper. Bak buradan ne çıktı? Gerçekten aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit oldu. Bunu böyle ispat tekniğiyle zaten soruda gösterebilirsin. Ben de o şekilde yapmanı tavsiye ederim açıkçası. Tamam, bunu öğrendik. Hocam bak burası ne olacaktır? Burası 2 alfa olacaktır hocam. Merkez açıdan dolayı burayı görüyor, 2 alfayı görüyor. Yok ya. Nereden biliyorsun buranın 2 alfa merkez açı olduğunu? Şurası merkez diye bir şey demediği sürece içerideki buradaki açılar bizi ilgilendirmiyor. Buraya bir dikkat. Tamam. Burasını nasıl bulacağım hocam? Buraların da üçgen bilgisiyle bulacaksın. Mesela burada hocam şu üçgendeki dış açı bu açıyla bu açının toplamı burası yapar. Ya da şuradaki dörtgenin iç açısı ya da buradaki üçgenin dış açısı. Ya da şuradaki açıyı nasıl bulacağım hocam? Şu üçgenin dış açısı ya da bu üçgenin dış açısı. Ya da şuradaki açıyı nasıl bulacağım hocam? Bu formülü var mı? Var. Gördükleri yayların toplamının yarısı da. Onu sonra geleceğiz. Sonraki gün geleceğiz. Buradaki açıyı nasıl bulacağız? Yine üçgen bilgisinden bulacaksın. Sen merkez açı varsa merkez açıyı belirle. Çevre açı varsa çevre açıyı belirle. Sonradan üçgen bilgileriyle iki iç açı bir dış açıya eşitleyip sonuca ulaşabilirsin dostum. Tamam. Evet. A çıktı böyle. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit. İkinci sonucumuzda çapı gören çevre açı 90 derece. Evet. Şimdi biraz önce soruda çözerken de dedik. Çap ne yapıyordu? Hocam çemberi iki eşit yarıya ayırıyor. Evet. Çemberi iki eşit yarıya ayırdığı için sen bu çapı böyle gördüğün zaman hemen hocam burası 180 derece. Alt tarafı üst tarafı da 180 derece yazabilirsin. Bunu yazdıktan sonra hocam ne oldu? Bak şuradaki açıya bakar mısın? Nereyi görüyor? 180'i görüyor. Aa, çevre açı. 90 derece oldu burası. Peki şuradaki açıya bakar mısın? Hocam bu da aynı şekilde bak bu 180'i görüyor. O zaman burası da 90 derece. Yani çapı gören demek aslında 180 dereceyi gören demek anlamına geliyor. Alttaki açıya bak. Bak buradaki açı da bak çapı görüyor ya. Aslında 180 dereceyi görüyor. Çevre açıdan dolayı bak burası da ne oldu? 90 derece oldu. Hocam bunu bilelim mi? Evet, bilseniz iyi olur. Buna özel, buna has sorular karşımıza direkt gelebiliyor. Ama nereden geldiğini de gösterdim. Sıkıştığın zaman da sen kendin ispatını da yapabilirsin. Tamam. Gelelim şuraya. Paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Evet, paralel kirişler arasında yaylar gördüğünüz zaman bu yayların ölçüleri birbirine eşit. Bak paralel kirişler arasında kalan yaylar diyorum. Bak şuraları değil. Dikkat. 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 Şu paralel kiriş bunları ayırdı değil. Bak şu kiriş bu yayı, bu kiriş bu yayı ayırdı demiyoruz. Bak paralel kirişler arasında kalan diyorum. Paralel kirişler arasında kalan bu yayların ölçüleri birbirine eşittir. Nereden geliyor hocam bu? Gel birlikte görelim. Hop, şunu şöyle çizecek olursak. Hocam bir çevre açı oluştu mu? Oluştu. Yani burası alfayken gördüğü yay 2 alfa. Paralelliği kullanacağım ben. Hocam burada bir z kuralı var. Z'den dolayı bak burası da alfa yaptı. Alfa ise gördüğü yay ne olur? 2 alfa. Ne oldu burada? Gerçekten iki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit oldu. Evet, buna da has sorular yazılabiliyor. Bunu da bilsek iyi olur. Sonra gelelim diğer sonuca. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Bu sonucu da bilsek iyi olur. Ama ispatını da yapacağım. Sıkıştığınız zaman ispatını da bilin. Şimdi dostlar, eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar. Burada bu sefer şuradakilerden bahsetmiyor. Bu eşit kirişin ayırdığı yayla bu eşit kirişin ayırdığı yaylar birbirine eşit. Bak çok güzel bir şey söyleyeceğim. İspat yapacağım. Ardından da sana güzel bir şey daha göstereceğim burada. Gerçekten önemli bir şey. Lütfen dikkatli ol. Şimdi burada bir şey yapmam lazım. Bunu çizsem bu sefer paralel değil ki bunlar. Böyle z kuralı falan kullanamıyorum. Bir şey çizmem lazım. Bir şey çizmem lazım dediğim zaman ne yapıyorduk? Hocam en güzel ek çizim yarıçap. Merkez burasıysa en güzel ek çizimimizi yapalım. Bu yarıçap, bu da yarıçap. Bu da yarıçap. Bu da yarıçap. Ama yarıçapları çizdikten sonra yarıçap olduklarını gösteriyorduk. Hocam yarıçap, 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 yarıçap. Ana, üçgenlere bak şimdi. Hocam şuradaki üçgenle buradaki üçgen ne oldu? Çok güzel oldu. Baksana buradaki üçgenlere. Hocam çizgi çizgi, çift çizgi, çizgi çizgi, çift çizgi. Kenar kenar kenardan eş üçgen çıktı. Madem eş üçgen, o zaman çift çizgiyi gören alfaysa çift çizgi gören alfadır. Merkez açıdan alfaysa gördüğü yay alfadır. Merkez açıdan alfaysa gördüğü yay alfadır. Bak güzel bir ispat yaptık mı? Yaptık. Gerçekten de eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. ÖSYM daha önceleri bu özelliği gerçekten seviyordu ve bu özellikle ilgili gerçekten güzel sorularla karşımıza çıkabiliyordu. Şimdi baktığımız zaman çemberde açıyla ilgili böyle kolay sorular soruyorlar ama ya biraz zorlarlarsa, bu tekniğe yeniden dönerlerse. O yüzden biraz daha irdeleyeceğiz sizinle bunu. Şimdi biz bunu söylüyoruz ya. Bunu söylerken eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit diyoruz ya. Biz bunu sadece bir çemberde değil, eş iki çemberde de söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir çember var elimde ve bir tane daha çember olsun mesela. Bir tane daha çember olsun. Şöyle bir çember daha çizelim kardeşim. Evet, eğer bu
iki çember eşse. Bak bu iki çember eşse diyorum. Eşit girişlerin ayırtları yaylar yine birbirine eşit. Buradan bir kiriş çizildi. Şuradan da bir kiriş çizildi şöyle. Eğer bu kirişler birbirine eşitse o zaman ayırdıkları yaylar yine burada da birbirine eşittir. Niye? İspat aynı zaten. Eşse yarıçapları aynıdır. Hocam RR yapar burası. Burası da RR yapar. RR çift çizgi, RR çift çizgi. İki üçgen eş üçgen oldu. Dolayısıyla buradaki açı alfa ise buradaki açı da alfadır. Merkez açılar alfa ise gördükleri yaylarda alfa olur diyeceğiz. Buradan da güzel bir şey çıkarttı aslında. Hocam nereye varacaksın buradan? Bak çok güzel bir yere varacağım. Eğer ben bu iki çemberi birbirlerine kesiştirecek olursam bak. Dikkat et. Ben bununla ilgili soru da bekliyorum. Daha önce ÖSYM sorduğu için hiç korkum da yok kardeşim. Bak şimdi. Elimde iki tane çember var şöyle. Tamam. Ve bu iki çember de birbirinin eşi olsun. Tamam. Eğer bu iki çember eşse diyeceğiz. Eşse. Bu iki çember eşse bu iki çemberin eşliğinden dolayı hatta bunu böyle biraz daha böyle içeri doğru yapayım. Hocam şununla alakalı bir şey sorulabilir. Bak böyle üst üste zamanında da sordu. Şöyle ne yaptık biz burada? Hilal şekli oluşturduk gördün mü? Bu hilal şeklini uzunlukta da sorabilirim. Bu hilal şeklinin çevresi nedir? Bu hilal şeklindeki oluşan buradaki yayların ölçüleri toplamı nedir? Ya da ölçüleri farkını verip ondan sonra o ölçüler tek tek nedir diye sorabilir dostum. Ne yapacağız hocam? Bu iki çember eşse çok güzel bir şey oluyor. Bak şimdi. Bu iki çember eşse. Hocam ben bunu böyle çizecek olursam. Bu çizdiğim kiriş. Ortak kiriş olmuyor mu? Hocam ortak kiriş oluyor. İki çemberde kirişler eşitse. Bak bu çemberi ayrı düşün. Bu çemberi ayrı düşün. Yani şunu demek istiyorum. Bu çemberi şöyle çizdim. Ayrı bir çizdim. Öbür çemberi de şöyle bir çizdim. Ayrı bir çizdim. Ve şöyle ortak kiriş çizdim. Şu kiriş ortak. Bu kiriş ortak. Ve bu iki çemberde eş çemberse. Eşit kirişlerin ayrıtları yaylar birbirine eşitti hocam. Bu yaylar eşit. Yani ben buradan hangi sonuç çıkarttım? O zaman hocam buradaki ortak kiriş aslında iki tane ayrı kiriş oluşturdu böyle. Şunlar eş çember oldukları için o zaman eşit kirişlerin ayrıtları yaylar eşit olacak. O yüzden buradaki yayın ölçüsü alfaysa buradaki yayın ölçüsü de ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Ama ne zaman? Eş çemberlerde. Yani bir çemberimiz böyle. Bir çemberimiz de böyleyse şu ortak kiriş var diye bu yayla bu yay birbirine eşit değildir. Ne zaman iki çember eşse bunu diyebiliyoruz. Buradan ne geldi hocam o zaman? Bak dikkat et. Çok güzel bir şey geliyor. Şuraya ben beta dersem. O zaman burası ne oldu? Hocam alfa artı beta 360 derece oldu. O zaman şuraya bakar mısın? Bu alfa ile beta'nın toplamı yine ne yaptı? 360 yaptı. Yani bu hilali şekli bu şekilde eş çemberlerle oluşturduğu zaman bu hilal şekli ne oldu? Bak ölçüsü 360 derece yaptı. Çemberin çevresinde de sorabilirler. Hilalin çevresi nedir? Çemberin çevresinin formülünü bildikten sonra hocam alfa artı beta 180 yaptığı için tam bir çember yapıyor. Yani bu alfa burada yapıyor. Şu çemberin çevresi soruluyor aslında bu hilalin çevresi sorulurken. Nasıl bir şey? Güzel bir şey değil mi? O yüzden buna dikkat edin. İki çember eş iki çember kestikleri zaman ortak giriş böyle çizdiğin zaman eşit girişlerin ayırdıkları yaylar eşit oluyor. Yani bu alfa bu beta. Alfa artı beta da buradan ne geldi? 360 derece geldi. Gerçekten çok hoş bir şey. Yani bu eşit girişleri anlatırken bunu anlatmazsam olmaz. Bunu direkt soruda göstermemem lazımdı. Direkt burada göstermem lazımdı. Hoş bir teknik. Şimdi gel bakalım öğrenme alanında soruları şöyle bir öğrenelim. Şu işi öğrenelim. Sonuçları öğrenelim. Arkadaş burada ne var? Hocam 58 derece var. Bizim için önemli olan neydi? Açı ve gördüğü yaydı. 58 ise gördüğü yay hocam 106. 116 yapar. Burada da bir çevre açı var. 116 ise o zaman burası da kaç yapacaktır? 58 yapacak. Sonra burada iki iç açı bir dış açı diyeceğiz. 58 ile 42'nin toplamı da kaç yapıyor? 100 derece yapar. Yani alfayı da böylelikle 100 derece olarak bulurduk. Hocam sonuçla ne alakası var? İşte aslında ispatıyla yaptım. Bak şuraya bak. Bu 58 bu yayı görüyor. Bu yayı gören buradaki de açı da var. Direkt aynı yayı gören açılar eşit deyip oradan da yapabilirdin ama bu sonucu da bırak bilme kardeşim. Burası 58 ise yaz bu yayı. Bu yayı gören burada kaçı var? Bunu da yazdıktan sonra iki iç açı bir dış açı. Bilmen gereken özellikler nelerdi? Bilmen gereken özellikler şu çapı gören çevre açı. Paralel kirişler, eşit kirişler. Bunları bilsen yeterli olacaktır senin açında. Gelelim diğer soruya. Diğer soruda ne verilmiş? Yarım çember verilmiş. Hocam yarım çember verildiği zaman tam çembere tamamlayacağız mı? Hayır. Bunu söylemiştim size. Bu yarım çember bizim için soru çözümü için yeterlidir. Yarım çember verildiği zaman da şuna dikkat et kardeşim. Bu nedir? Çaptır. Bu çapsa çapı gören çevre açı 90 derecedir. Direkt 90'ı yapıştırdık. Ha sen şu şekilde de yapabilirdin. Tamamlayıp hocam çemberin ölçüsü 360 çap iki eş parçaya yürüyor. 180. 180'i gören de 90 derecede ispat tekniğiyle de yapabilirdin tabii ki soruyu. Sonra ne yapacağız? 90 derece ise ikizkenar dik üçgen çıktı burada. Ve şuradaki üçgende alfa ile 33'ün toplamı 45 derece olacak. Alfayı da buradan 12 derece olarak bulur. Geldik bir sonraki soruya. Yani C şıkkına. Hocam C şıkkında ne verilmiş? Hemen açı var burada. Bu açı 25 ise gördüğü yaya bakarım. 25 ise gördüğü yay 50. Hocam bunlar paralel verilmiş. Paralel kiri
girişler arasında kalan yaylar neydi? Birbirine eşit ölçüleri. E burası 50 ise burası da ne olacaktır? 50 olacaktır. E sonra bizden alfa isteniyor hocam. Ama ABC'yi vermiş bize bir de. Dikkat et, takıldığım zaman soruyu okuyorum. ABC. ABC açısı. Bak şuradaki açı verilmiş. 80 derece verilmiş. E tamam, bit soru. E ben buraya 50 buldum ya. 50 ise burası da 25 yapar. E hocam burada 25 var. Burada 25 var. 25, 25. 50. Buraya kaç derece kaldı? 30. O zaman alfayı 30 derece olarak buluruz. Geldik D şıkkına. Eşit girişler var. Eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Bu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsü direkt eşit kardeşim. E 40 derece verilmiş bana. 40 ise gördüğü yay 80 yapacak. Hocam tamamı 360 olacak ya. 360'dan 80 çıkart. 280 geliyor. Hocam bu yayların ölçülerine 280 kaldı. E 280'i de iki eşit parçaya bölüyor o zaman. O zaman 140-140 yapacaktır bu yayların ölçüleri. Şimdi benim için önemli olan çevre açı, merkez açı, teğet giriş açı, açı ve gördüğü yay. Hep söylüyorum. Şu açıya bakıyorum. Hocam bu açı hop şu yayı görüyor. Yani 140 ile 80'in toplamı kaç? 220'yi görüyor. O zaman alfa da böylelikle çıkar. 110 derece çıkar dostlar. Evet. Öğrenme alanında sonuçları öğrendik mi? Evet. Aynı yayı gören çevre açıları kullandık. Çapı gören çevre açıyı kullandık. Paralel girişler arasında kalan yayların ölçülerinin eşitliğini kullandık. Eşit girişlerin arasında kalan yayların ölçülerini kullandık. E o zaman hadi bakalım şimdi örnek 14'e bakalım. Önde klasik sorularla başlıyoruz. Çemberde de bu arada öyle çok yeni nesil soru da yazılmıyor. Yeni nesil sorularda işte çember, pasta dilimi falan filan o sorular oluyor. Bu sorularla ilgili böyle yeni nesil sorular çok nadir yazıldığı için o yüzden çemberi de açıyla ilgili sorduğu soruların ÖSYM'e yeni nesil yapacağız diye sordukları için genelde böyle şey oluyor. Ne oluyor? Ya konuşayım şöyle bir kendimi de bir. Genelde kolay sorular oluyor. Çemberde de AYT'de de yeni nesilleştirilebilecek. Bak çember aslında yeni nesilleştirmeye zor bir konu diyebiliriz. Ama AYT konusunda da baktığımız zaman şöyle yeni nesil yapılabilecek tek konu aslında ne? Çember. E çemberde de bir yeni nesil yapalım diyorlar. Açıyı yeni nesile yaparken bir pizza dili bir suç söylüyorlar mesela. Oradan dilim alalım diyorlar. Ya da ne bileyim biraz önceki gibi buton resmi yapıyorlar. Çemberin ölçüsünün 360 derece olmasını kullanıyorlar. Ama illa yeni nesil yapmak zorunda değiller. Böyle klasik sorularla da karşımıza gelebilirler. O yüzden biz buna da dikkat edeceğiz. Analitik yeni nesilleştirilemiyor sonuçta. Katı cisim zaten 3 boyutlu. O da yeni nesilleştirilemiyor. Sordukları sorular belli oluyor zaten. Yeni nesil yapacakları AYT'de de bir tek çember kalıyor. Çemberde de uzunlukta açıdan bir tane mutlaka soruyorlar. Uzunlukta da yeni nesil çok güzel sorular soruyorlar. Ama uzunlukta da çözümleri genelde kolay oluyor. Öyle çok zorlandığınız sorular da gelmiyor. Uzunluk konusuna geldiğimiz zaman onu da zaten size göstereceğiz gençler. Evet neyse sohbetimizi de yaptık. O zaman devam. Şimdi şuraya gelelim bakalım dostum. Hocam burada ne var? O çemberin merkezi verilmiş. Çemberin merkezi verildiğine göre şu bir çap mı? Çap. Çap olduğu zaman dikkat edeceğiz kardeşim. Çapı gören çevre açı 90 derece var mı? E yok. E burada 40 derece var burada. Aslında şöyle yapabiliriz. Burası 40'sa çap olduğundan dolayı şurası 180, burası 180 diyebiliriz. Yani buraya ne kaldı? 140 derece kaldı. 140'sa burası kaç yapar o zaman? 70 yapar. Başka ne yapacağız? Şurada çap var. Şurada da eşitlik var. Eşitliği kullanmam lazım. Eşitliği nasıl kullanabilirsin? Hocam kenar ortay çizerek. Evet normalde ben kenar ortay çizmeye karşıyım ama çemberde çizebilirsiniz kardeşim. Çünkü özel bir durum oluşturabilir. Bak sen bu kenar ortayı çizdiğin zaman bu kenar ortaydaki buradaki açı bak çapı görüyor. Hatta hocam burada çap olduğu için çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturayım da diyebilirdim böyle. Sonra burada çapı gören çevre açı 90 derece oldu ya. E hocam çapı gören çevre açı 90 dereceyi koyunca buraya şu eşitliği kullanalım. Hocam özel bir durum. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Yani ikizkenar çıktı. İkizkenar çıktıysa o zaman ikizkenar çıktıysa bu taban açıları birbirine eşittir ve şu üçgende hocam iki açı var eşit ve toplamları da bir dış açı. Dayanamam. 35 35 yapar buraları. Ya da sen uzatacaksan uzat. Bu açı ortaya olur hocam. 70 ise 110 kaldı hocam buraya. Bunlar 55 55 yapar. 55 ise o zaman burası da 35 yapardı diyebilirsin. Benden BE yayı isteniyor. BE yayı da kardeş burası 35 ise gördüğü yay nedir? 35 gördüğü yay tabii ki katı olacaktır. Yani cevap böylelikle 70 çıktı örnek 14. Evet geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da çember üzerindeki 4 nokta ve 4 nokta ile ABCD karesi oluşturulmuş. Bak güzel bir soru. Şimdi burada ABCD karesi oluşturulmuş. Şu eşitleri yazalım kardeşim. Burada bir kare. Şu kareden dolayı 90 derece 90 derece 90 dereceyi yazabiliriz. Şöyle 90'lı yazalım. Şurası da 90, burası da 90 mı? 90. Şimdi bu sorunun iki farklı çözümü var. Bir, arkadaş 90'lar var ya karenin köşegeni çizerek hocam çapı gören çevre açı 90 derece diyebiliriz. Köşegen çizdiğin zaman burası ne olacak? 5 derece olacak. 5 derece olduğundan dolayı buraya 13 derece kaldı diyebilirsin. Hocam 13 bu yayı görüyor. Alfa da bu yayı görüyor. Direkt cevabı 13 diyebiliriz. Birinci çözüm yöntemi bu. Hocam ikinci çözüm yöntemi kare vermiş ya. Kare olduğu için bütün kenarlar eşit mi? Eşit. O zaman bütün kenarlar eşitse bu çizgilerin ayırdığı yaylar da birbirine eşit olacak. Hocam 4 eşit parçaya ayrıldı 360. O zaman 4'e böl. Her bir yay 90'ar derece oldu mu? Oldu. Sonra 32
32'ye bakarsın. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. 32 ise gördüğü yay 64 yapar. O zaman buraya kaç kalır? 26 alır. Hocam burada da açı ve gördüğü yay ilişkisi var. O zaman alfa da kaç çıkar? 13 çıkar. Çevre açıdan dolayı. Alfayı da böylelikle 13 derece olarak buluruz. Evet, 15. soru. 13 oldu. Geldik 16. soruya. Şimdi verilen bilgileri kullanacağız. Hocam burada bir çap var. Çap varsa bir kere 180 derece 180 derece kullanacağız. Ya da çap varsa çapı gören çevre açı 90 derece var mı? Ya hocam şöyle mi yapsak? Hayır kardeşim. Şu çizgi olmuş olsaydı belki şunu şöyle çizip çapı gören çevre açı 90 derece oluşturabilirdik. Her zaman da çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturmayacağız. Hocam burada çap var. Şöyle bir şey mi oluşturacak? Yok ya, böyle iki tane çizgiyle olmaz o iş. Olmaz o iş. Ha belki şu olmuş olsaydı, şu çizgi olmuş olsaydı evet belki bunu çizip çapı gören çevre açı 90 derece diyebilirdim. Ama iki tanesi de yok. İki tane çizgi birden de çizmeyelim böyle. O zaman verilen bilgilere bakalım. Hocam burası 130 iken buranın 130 olması lazımdı. Deme öyle. Çünkü merkezden gelen açı değil. Merkez açımı oluşturalım hocam burası, şöyle mi diyelim. Dur bakalım ya. Şurada ne var? Hocam bir kere burada bir çap var. Şu çap olduğundan dolayı 120 ise buradaki yayın ölçüsü. Bak şuradaki yayın ölçüsü. Tamamı 180 yapacak. O zaman buraya ne kalıyor? Hocam buraya 60 derece kalıyor. Aa hocam 60. Sonra 130'u kullanalım. Burası kaç yapar? 50 yapar. Takıldık kaldık. 60'ı gören bir çevre açı falan filan da yok bu yayı gören. Ne yapacağız hocam? Soruyu okuyacağız. Bak paralellik verilmiş. Verilen bilgi. Takıldığın an verilen soruyu oku. Verilen bilgiyi kullan. Hocam bununla bu paralel verilmiş. O zaman yön değişikten dolayı burası 50 ise burası da ne olmak zorunda? 50 olmak. Aa bak çevre açı çıktı burada. 50 ise gördüğü yay ne olacak? Hocam 100 olur burası. Yani buraya ne kaldı? 40 kaldı. Bu arada şu paralellik olduğu zaman ne oluyordu? Ayırdıkları yaylar birbirine eşit oluyordu. Hemen ayırdıkları yayların eşitliğini gösterelim. Bu yayla bu yay birbirine eşit olacak. 40 oldu. Ve şunun tamamı da 180 değil mi kardeşim? Evet. Yani 40 burada, 40 burada, 80. O zaman buraya kaç kalır? 100 kalır. Aa alfa da 100'ü görüyor. Yani alfayı da böylelikle 50 derece bulur muyuz çevre açıdan dolayı? Evet. Cevap 50 derece yaptı dostlar, örnek 16. Yaptığım tek şey, hocam takır takır çok hızlı çözdünüz. Değil. Soruyu okudum, bilgiyi kullandım. Okudum, bilgiyi kullandım. Sen de böyle olduğun sürece oku, verilen bilgiyi kullan, verilen bilgiyi kullan, takır takır yaparsın. Mümkün olduğu kadar tane tane konuşup sana bu olayı basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama bazen böyle hızlıymışım gibi gelebilir. Beyni sen de o şekilde kullan, sen de hızlı ol biraz. Tamam. Geldik örnek 17'ye. Örnek 17'de de ne verilmiş? Birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde K ve L noktalarında geçen en küçük çember çiziliyor. Arkadaş K ve L noktalarından geçen en küçük çember dediğine göre o zaman şu K'yi çizdim. Geçen en küçük çember neydi? Niye öyle diyor? Hocam bir çemberimiz böyle olabilir. Bak K'den geçen. Sonra K'den geçen çemberimiz bak şöyle de olabilir aslında. Hocam K'den geçen çember böyle de olabilir ama büyüyor mu o zaman? Büyüyor. Yani K'yi kiriş olarak kabul ettiğimde evet K'l kiriş olacak zaten çizdiğin her çember. O zaman ben bunu böyle biraz daha şöyle büyütebilirim aslında çemberi. Aa arkadaş K'l kirişi bak ne oldu? K'l kirişi çemberdeki en küçük kiriş haline geliyor böyle büyüttüğüm zaman. O zaman ne yapacağım? K'l kirişi bu çemberdeki en büyük kiriş haline gelsin ki olayım daha kolay olsun. Bak o zaman ne olmak zorunda? K'l kirişini ben böyle çizdiğim zaman eğer buradan geçiyorsa K'l kirişi K ve L noktalarından geçen en küçük çemberi çizmek istiyorsam ne olmak zorunda? Hocam K'l çap olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Şöyle çizebilirim dostum. Sonra bunu biraz daha böyle yapabilirim. Çaptan daha küçük bir kiriş oldu bu. Bunu biraz daha şöyle yapabilirim. Yine şöyle bak çemberim büyüdü. Yani çaptan bayağı bir küçük kiriş oldu. Yani ben bu kirişi eğer çap yaparsam o zaman bu kirişe çap yaptığımda ne olacak arkadaşım? Yani şuraya çizeyim ben şekli. K'l ancak ve ancak şu şekilde olursa dostum. K'l şu şekilde olursa, çap olursa o zaman ben en küçük çemberi çizmiş olurum. Buna göre ABCDE noktalarından hangisi bu çemberin üzerindedir diye soruluyor bize. O zaman K'l'nin çap olmasını kullanacağım. K'l'nin çap olmasını ben nasıl kullanabilirim? Yani şöyle çizip de şu şekilde hocam tek tek şeye mi bakacağım? E'den mi geçiyor diyeceğim böyle. E'den geçtiğini nasıl anlayacağım? Ya da C'den mi geçiyor? Nasıl anlayacağım bunu? Tamam ben belki kalemle çizdiğimde bak şimdi. Bak. Kalemle çizdiğimde şöyle çemberi ben şunu şey yapabilirim, bulabilirim şöyle. Tam nereden geçiyormuş hatta? 2'den geçiyor. Pardon, E'den geçiyormuş. Gördün mü? Çemberi çizdiğimde görebilirim bunu. Ama sen göremeyebilirsin ki ben biraz teknolojiyi kullandım böyle. Bak C'den geçmiyor, D'den geçmiyor, A'dan geçmiyor, B'den geçmiyor. Nereden geçiyor? E'den geçiyor. Ben bunu nasıl anlayacağım hocam? K'l'nin çap olmasını kullanacağım. K'l'nin çap olmasıyla alakalı ne biliyorum ben? Hocam çapı gören çevre açı 90 derece. O zaman ben şuna bakacağım kardeşim. Çapı gören, K'l'yi gören bu çap ya K'l. O zaman ben herhangi bir K'l'yi gören noktaya baktığım zaman 90 derece sağlanıyor mu sağlanmıyor mu ona bakacağım. Mesela A'ya baktığında bak dikkat et. A'ya baktığında böyle. Bu açı 90 derece mi bakacağım? Eğer bu açı 90 derece olursa o zaman K'l çap olan bir çember üzerinden geçecektir A noktası. Şimdi şuraya bakacağım. Eğer burası 90 derece ise eğer. Bak şurası 90 derece ise eğer. O zaman
tam burada. Şu birim karelerde verilmiş ya, bu uzunluk var aslında burada. Ya da bu dik üçgeni çizip de alfa beta'ya dalıp da üçgenlerde alfa ile beta'nın toplamı, açılar toplamı 90 yapıyor mu diye bakarız da. Şuradan işimiz daha kolay olacak sanki. Şuraya baktığın zaman hocam burası kaç birim? 2 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Öklit bak dikten dik çizilmiş oldu burada. Öklit bağıntısı sağlanıyor mu? Bak bakayım buraya. Hocam 2'nin karesi eşittir. Bak 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 olaya bak. 2'nin karesi eşittir. 2 çarpı 3 sağlanmıyor. O zaman A olmaz kardeşim. Hangisi oluyor? Tek tek bakalım. Hocam B olursa, şöyle B olursa, burası 90 derece olmasının imkanı yok zaten. B de olamaz. C olursa hocam, şöyle çizdiğin zaman 1'in karesi 1 çarpı 4 sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. D olur mu hocam? D'ye baktığın zaman şöyle, hocam şurası 3'ün karesi 2 çarpı 3 sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Ama ve lakin şuraya baktığın zaman hocam şurası 90 derece olur mu? Olur. Çünkü burası 2 birim, burası 1 birim, burası da 4 birim ya. 2'nin karesi eşittir 1 çarpı 4. Yani Öklit bağıntısı sağlandı. O zaman cevabımız ne oldu? E noktası oldu. Mükemmel bir soru. Tam böyle ÖSYM. Bak yeni nesilde ÖSYM böyle bir soru sorabilir. Bak gördün mü? Gerçekten çok hoş bir soru. Bu ayarda bir soru ÖSYM sordu mu? Sormadı diye hatırlıyorum. Kitaplarda da görmedim diye hatırlıyorum. Bu soruyu ben de yazarken bayağı bir uğraştım diye hatırlıyorum çünkü. Gerçekten çok hoş bir soru. Ya çapı gören çevre açıyla ilgili nasıl bir soru yazmalıyım diye düşünürken bu soru çıktı. Bu soru da gerçekten çok hoş. Yani ne yaptık burada? En küçük çember olması için KL'nin çap olması lazım. Çapla ilgili ne geliyor aklımıza? Çapı gören çevre açı 90 derece olması lazım. O yüzden buradaki noktalar çember üzerindeyse KL'yi gören 90 derece olması lazım. Birim karelerde şunu çizince bak dikten dik çizilmiş oldu. H kare PK. Öklit bağıntısı sağlanıyor mu diye baktım. Bir tek nerede sağlandı? E noktasında sağlandı. Cevap E yaptı. Gerçekten mükemmel bir soru. Gerçekten gerçekten. Şuraya da bir yıldız koy. Tam sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Evet. Devam. Devam devam devam. Örnek 18. Son iki sorumuz. Yani bu dersin son iki sorusu. Şimdi soruda ne diyor dostum? ABC bir üçgen. Şu yükseklik. Bu da yükseklik verilmiş. Bunların yükseklik olması ne anlama geliyor? Bir kere bir E noktası diklik merkezidir. Evet diklik merkezi burada kesişmiş. arkadaş burası diklik merkezi oldu mu? Oldu. Diklik merkezinin burada olması demek bir üçüncü çizgiyi çizdiğim zaman da buranın 90 derece olması anlamına gelmiyor mu? Çünkü diklik merkezinden geçen bir doğru ne olmak zorunda arkadaşım? Kesinlikle ama kesinlikle dik olmak zorunda. ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir demiş. Doğru. Diklik merkezi üçgen içindeyse bu bir dar açılı bir üçgendir. Diklik merkezi üçgenin üzerindeyse o 90 olduğu köşedir. Dik üçgendir. Geniş açılı üçgende ne oluyordu? Diklik merkezi. Hocam yükseklik böyle geliyor. Buradaki yükseklik şuraya şöyle geliyor. Buradaki yükseklik böyle geliyor. Geniş açılı üçgende de diklik merkezi üçgenin dışında oluyordu. Şöyle bir hatırlatma yap. Evet birincisi doğru. DEF noktalarından geçen şu DEF noktalarından geçen çemberin merkezi ABC üçgeninde AC kenarına ait yükseklik üzerindedir. Evet zaten şu AC'ye ait yüksekliği çizdim. Tam olarak buradan geçmek zorundadır dedim. Şu 3 noktadan geçen çemberden bahsediyorum. Arkadaş burada ne var? Elimde 90 derece var. Burada da 90 derece var. Hocam bu 3 noktadan geçen çember bu 90 derece ya. Çapı gören çevre açı 90 derece olmak zorunda değil mi? Evet. O yüzden bu çember tam olarak buradan geçmek zorunda değil mi? Aynen. Öyle. Aynen. Hocam buradan geçmeseydi mesela. Şöyle olmasaydı. Geçmeseydi bak olmadığını ispatlayacağım. Şöyle olsaydı mesela. O zaman bu böyle olacaktı. Hocam şu oluyor mu? Dur bakayım. Hocam şu 90 derece ise buradaki bak çevre açı 90 derecesi bunun çap olması lazım. Burası böyle. Buradan da böyle çizdiğimde burası 90 derece hocam. Olmuyor ki o zaman. Çapı gören çevre açı 90 derece sağlanmıyor. O yüzden bu nokta nereden geçmek zorunda? Yine çapı gören çevre açı 90 derece mantığından dolayı tam B noktasından geçmek zorunda. Ancak B noktasından geçtiği zaman buradaki çapı gören çevre açı 90 derece hikayesi her ikisinde de sağlanıyor. Evet bu da doğru oldu o zaman. Üçüncüsüne bakalım. AB ile BC birbirine eşitse. Arkadaş bize AB ile BC birbirine eşitse diyor. O zaman bu bir eşitse. Arkadaş bu ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. İkizkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böler. Aynı zamanda bu bir açıortaydır. ED ile de EF birbirine eşit. ED ile EF. Neresi ED ile EF? Bak şu ve şu birbirine eşit diyor. Doğru. Niye? Çünkü bu açıortay oldu mu dostum? Çünkü ikizkenarda çizilen yükseklik oldu ya açıortay oldu burası. Hocam bu açıortay olduysa kollara çizilen dikmeler ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. O zaman bu da doğru oldu. O zaman cevap ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu dostlar. Evet sınavda bunun da benzerisi çıktı arkadaşım. Haberiniz olsun. Örnek 18'i böylelikle 1, 2, 3 olarak bulduk. Geldik örnek 19. Evet. Sona kalan soru. Sona kalan soru da hoş bir soru olur değil mi? Ama gerçekten çok güzel bir soru. Mükemmel bir soru. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi daire biçimindeki bir karton şekil 1'deki gibi kırmızı ve mavi renge boyanmıştır. Bir parçası kırmızıya sonra buradan bir kiriş çizilmiş. Diğer parçası da kırmızıya boyanmış. Yani bu maviye bu kırmızıya boyanmış daha. Kırmızı parça AB boyunca kesilip A noktası etrafında döndürülüp şu nokta etrafında döndürülüp şuraya getirmişim böyle. Şekil 2 oluşuyor. 50 derece verilmiş, 20 derece verilmiş. BAD açısı nedir diye soruluyor bize. Şurada kaçı isteniliyor bize. Şimdi peki ben de şu elimde böyle bir kesme varsa bu kesmeyi ne yapacağız hocam? Ya hocam şurada şöyle bir şey oluştu da bunun oluşması ne anlama geliyor? Arkadaş
bir kere önceden şunu şöyle bir çembere tamamlayalım. Şunu şöyle bir çembere tamamlayalım. Çembere tamamladığın zaman aslında şu parçayla şu parça ne oldu? Aynı parça. Peki hocam şuradaki parçayı hala daha kullanamıyorum. Buradaki parçanın bu olması ne anlama geliyor? Hocam eş yapılardan dolayı şu parçayla şu parça nedir? Birbirinin tıpkısının aynısı. E ne yaptım ben burada? Hocam geldim şunu eski haline geri getirdim. Eyvallah. Peki bu parçayı kesip başka bir yere koyduysam ve hala daha bir şey yapamıyorsam o zaman bunu da şöyle bir çembere tamamlasan. Hocam onu da bir çembere tamamlayayım o zaman. Onu da maviyle çembere tamamlayayım. Şöyle bir çembere tamamlayalım arkadaş şunu da şöyle. Aa ne oldu? Bu iki çember kesinlikle ama kesinlikle eş olmak zorunda. Bak böyle çembere tamamlayacağımız şeyler de olacak. Çünkü bu parçayı almışım buraya. Ben bir çember parçasıyla ilgili işlem yapamam ki. Çemberin tamamıyla ilgili işlem yapabilirim. Ben bu parçayı alıp buraya getirdiysem o zaman bunun çembere tamamlarım böyle. Çembere tamamlarım. E bu parçanın çembere tamamlanmışı hocam bu çember. Aynı şekilde şunun da çembere tamamlanmışı bu çember. O zaman iki çember ne oldu dostlar? Birbirinin eşi oldu. Çok güzel. Şimdi burada iki çember eş çember. Şu kırmızı çember ile buradaki çember eş çember. Ben buradaki 20 dereceyi kullanmak zorundayım. Şu çemberde kullanabilirim. Çünkü bu çemberin yayının ölçüsü bu. O zaman ben burada buna ait bir şöyle bir çapı gören çapı. Şunu 20 dereceyi gören bir çember, bir çevre açı oluşturayım. O zaman ben burada şu açıya kaç derece derim? 10 derece derim. Kesinlikle ama kesinlikle 10 derece. E tamam ben bunu çizince ne olacak? Bak dikkat et şunlar eş. İki çember eş. Şu iki çember birbirinin eşi. Hocam bir de ortak kirişi var. Hatırla başa dön. Başa dön. Başa dön. Başa değil de şuraya dön sonuçlarda. Ben ne demiştim? İki çemberde ortak giriş olduğu zaman hani şu ayrıntıları yaylar birbirine eşit olmuyor muydu? İspatlamıştım ben bunu. Ve güzel sorularda karşımıza çıkar demiştim. E o zaman hocam burada iki tane çember, eş çember, ortak girişi var burada. O zaman buradaki ayırdığı yayla buradaki ayırdığı yay birbirinin tıpkısının aynısı olmayacak mı? Olacak. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama burada bir de şey var. Bak 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 olaya bak. Şu çemberde de hocam şurası çevre açı değil mi? Bak çevreden gelen bir açı. Şöyle. Bu da şu yayı görüyor. Aa burası da kaç oldu o zaman? Burası da 20 oldu. Bak süper bir şey çıktı burada. Gördün mü? Hocam burada kaçıyı buldum. Neredeki çemberden? Buradaki çemberden. Şurası 20 ise burası 10 buldum. Aynı zamanda buradaki çemberde de burası 10 sa burası da 20 yaptı. Şimdi şunu söyleyebiliriz kesinlikle ama kesinlikle. Hocam buradaki yayla buradaki yayın ölçüsü de birbirinin tıpkısının aynısıdır. Çünkü eş çember olduğu için bu eşit giriş olduğu için eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Yani burası kaç derece? Hocam 70 derece. O zaman burası da kaç olacak? Burası da 70 olacak. Tamam. Buradan sonrasında ne çıkıyor bize? Bir de şunun eş yapı olmasını kullanayım. Şurası 70 mi? 70. Hocam burası 70 ise burası da 70 değil mi? Aynen öyle. Çünkü bu parçayı alıp buraya koymuştu zaten. Pardon. Pardon. 70 değil. Pardon 70 değil. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Niye? Hocam bu buraya gelmedi ki şu parça. Şuraya gelmedi ki. O parça buraya geldi. O zaman buraya gelen parçaya bak. 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 70'i boşu boşuna bulmadık. Burası 70. Burası 20 değil mi? Evet. Bu kırmızı parça. Buraya geldi ya. Toplamda kaç yapıyor bu yay? 90 yapıyor. O zaman geldik. Buraya da 90'ı yazdık. Olay bitti sanki. Hocam 90 burası. Şurası 70. 90. 70 daha kaç yaptı? 160. 360'a tamamlayanı 200 yapıyor. O zaman buraya da 200 kaldı. Hocam burası 200 ise hop çevre açıdan dolayı burayı 100 derece bulurum. Benden ne isteniyor? BAD açısı isteniyor. Bak bakayım BAD'ye. BAD yani 110 derece yapıyor. BAD açısında böylelikle 110 derece bulduk. Evet zor bir soru mu? Zor bir soru. Zor bir soru. Ama bak bak sana mantığını söyledim. Şu parça geldi buraya geldi ya. Ben bu parçayla ilgili bir şey yapamam ki. Tamam kenarların eşitliğini yazdık ama oradan bir şey gelmedi. O parçayla ilgili bir şey yapamam. Çembere tamamlayayım. Bu parçanın çembere tamamlanmışı bak burası bu çemberle aynı. Aynı şekilde mavinin de çembere tamamlanmışı aynı çember. Yani eş çember oldu. Eş çemberlerde de ben şu çemberi yapınca 20'yi kullanmam lazım dedim. Çevre açı oldu. O zaman eş çemberlerde de şurası ortak kiriş oldu. Ayırdıkları yaylar eşit oldu. 70 oldu burası. 70'den 20'den 90. 90'ı yazıp kendiliğinden çıktı. Mükemmel bir soru. Hiçbir yerde olmayan bir soru. Hiçbir yerde olmayan bir soru. Lütfen dikkat bu soruya. Bu sorunun benzerlerini ben yazdıktan sonra gördüm yalnız. Benzerlerini yurt dışındaki kitaplarda gördüm. Araştırmayı severim. Yurt dışındaki kitaplarda gördüm. Kullanılıyor. ÖSYM'de bazen yurt dışı kitaplarından da sorularla karşımıza gelebiliyor. O yüzden böyle bir soru da karşınıza gelirse şaşırmam. Ama bak tekrar söyleyeyim. Esinlenmedim, çalmadım. İlk ben bu soruyu yazdım. Yazdıktan sonra kaç yıllık sorum zaten bu. Yazdıktan sonra denk geldim yurt dışı kitaplarından. Esinlendiğim bir soru değil. Tamamıyla kendi yazdım. Kendi tekniğimle oluşturduğum sorular. Hatta bu teknikle ilgili sorularımı sonraki derslerde de sonraki videolarda da olacak zaten. Göreceksin onu. Aynı zamanda dairede alan konusunun içerisinde de yazdım böyle bununla alakalı bir soru. Gerçekten hoş sorular. Evet gençler. Çemberde açının da ilk kısmını hallettik. Yani 28. günün ikinci dersinde halletmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Teğet giriş açı var. Onu da 3. derse bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders.
28. günün 3. dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.